Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Aydın Köşk. Aydın Köşk de fırıncılık sektöründe faaliyet gösteren ve uzun yıllardır sektörün lider firması olarak kalmayı başarmış, artık sektörün temel taşlarından birini oluşturan Karadeniz Zigana Ekmek Fabrikası'na konuk olduk. Yanımızda kurum sahibi Sayın Abdülsamet Şık ile beraberiz. Bakalım Abdülsamet Bey bizlere sektörle alakalı ve kurumla ilgili ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Abdülsamet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim Tayfun Bey, siz? Bizler de çok iyiyiz. Her şeyden önce bizleri misafir ettiğiniz ve ağırladığınız sizlere çok teşekkür ediyoruz Abdülsamet Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Abdülsamet Bey, uzun yıllardır burada ekmek fabrikası olarak fırıncılık sektöründe faaliyet gösteren bir kurumuz. Buradaki çalışmalarımız artık sektörün lider firmalarından biri olmayı başarmış bir markayız her şeyden önce. Tabii ki buradaki hijyenimiz, ekmeklerimizin kalitesi ve farkından bahsedeceğiz ama her şeyden önce değerli izleyicilerimize biraz sizleri tanıtmak istiyorum ben. Abdülsamet Bey kimdir? Sektörün nasıl giriş yaptı? Bu hikaye nasıl başladı? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii memnuniyetle. Abdülsamet Şık dediğiniz gibi 1971 Ağrı doğumluyum. 26 senedir Aydın'dayım. Aydın'ımızın güzel halkına farklı sektörlerde biz hizmet verdik uzun yıllardan beri. Ticaretle uğraştık hep. Fırıncılık sektöründe biz 2005 yılında giriş yaptık. Birinci fırın şubemiz Aydın'da, aynı isim Karadeniz Zigana Ekmek Fabrikası adı altında. Evet. İkinci şubemizi de Köşk'te nasip oldu, açtık. Köşk'teki halkımızın teveccühleriyle, Aydın'a gelip bizden ekmek almalarıyla, işte bize ne olur Köşk'te de bir şube açarsanız daha iyi olur sözlerine biz de dayanamadık işin açıkçası. Köşk'te de böyle bir faaliyeti biz başlattık. Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi biz sektörde lider olmasak bile Hedefimiz liderliğe doğru yürümektir. İnşallah, kesinlikle. İnşallah en kısa zamanda da lider olma gibi bir hevesimiz var. Çünkü ticari hayatta hedefler çok önemlidir. Kesinlikle. Hedef olmadıktan sonra hiçbir yere varamazsınız. Dolayısıyla biz liderlik hedefini en üst düzeye koyduk. Dedi ki biz kalitemizle, biz hijyenimizle, biz temizliğiyle, her şeyle bu sektörde insanlara, çünkü ekmek yediriyoruz, sağlıktır, sağlığa hitap ediyoruz, başka bir şey değildir. Ve bizim başlıca sloganlarımızdan biri de şudur, diyoruz ki biz halkımıza, sağlığınız bizim için önemlidir. Eğer ki biz böyle bir sloganla başlattıysak, sağlığa çok önem vermemiz lazım ve onu da elimizden geldiği kadar, sizlerin de görmüş olduğunuz gibi, yani yarım saatten beri yayın öncesinde de izlemleriniz oldu, dolaştınız, baktınız. Biz gerçekten hijyene, temizliğe dikkat kesinlikle eden bir firmayız. Burada her şeyden önce hijyen, kalite ön planda tutularak bir üretim sağlanılıyor. Bu çok şüphesiz ama benim kadar Abdülsamet Bey, izleyicilerimiz de eminim ki devamlılığı anlamında çok merak ediyorlardır. Şimdi bir sektörde ayakta durmak gerçekten kolay bir şey değil. Özellikle sizin gibi hizmet sektöründe çalışan bir firma açısından. Sizler uzun süredir ayakta kaliteli bir şekilde durmanın sırrı nedir? Yani tabii ki sektörde ayakta durmanın zorlukları çoktur. Hele hele ekmek sektöründeki ayakta durmak çok farklı bir zorluktur. Bizim bu süre içerisinde tabii ki işten ilk girdiğimiz zaman, ilk işe başladığımız an itibariyle biz ekmeğin E'sini bilmezdik. Farklı sektörle iştigallerimiz mevcut idi. Ancak biz başta da anlatmış olduğum gibi biz kalitemizle ayakta durabildik. Değil mi? Her şeyden önce kalite diyoruz, kalite diyoruz. Ekmek sektöründe Türkiye genelinde nereden bakarsanız bakın, nereye giderseniz gidin, her tarafta ekmekle ilgili bir rekabet görmüş olacaksınız. Aydın'ımızda da bu mevcut. Fakat biz bugüne kadar hiçbir rekabete ortak olmadık. Fiyatlarımızı düşürmedik. Biz hep şunu söyledik tüketici müşterilerimize, dedik ki biz pahalı değiliz, rakiplerimiz ucuzdur. Değil mi? Her şeyden önce biz kalitemizle, biz halka hizmet ediyoruz. Ve biz burada da kesinlikle bakkal, market çalışmalarımız olmadı. Neden peki Abdülsamet Bey? Nedeni aslında çok önemli. İyi ki sordunuz. Nedeni şudur. Biz tüketiciyle, müşterilerimizle direkt birebir muhatap olabilme adına. Sonuçta bu kul yapısı, elle yapılan bir iştir. Ekmektir ve ekmek de biz insanlara, sağlığınız bizim için önemlidir diyorsak eğer, birebir günübirlik gelen müşterilerimizin şikayet, memnuniyet, temenni ve dileklerinizi birebir bizim almamız lazım. Bu eğer bir bakkal market çalışması olmuş olsaydı,
İşte oraya gidecek, şikayetini dile getirecek. Bize gelene kadar bayağı bir zaman geçer. Hataların üstünü örtmediğin müddetçe hatalar büyür gider. Kesinlikle. Yani biz burada birinci nihai tüketici ekmeğimizi ulaştırıyoruz. Aynen öyle. Ve aynen sıkıntılarımızı öyle. Da memnuniyetle her gün müşterilerimizden getiriyor. Özellikle biz soruyoruz. Sizin memnuniyetiniz nedir? Şikayetiniz var mıdır, yok mudur diye. Bunu birebir biz tüketicilerimize soruyoruz. O zaman ben anladığım kadarıyla Abdülsamet Bey, biz burayı bir ticarethane olarak görmüyoruz. Biz buraya kocaman bir aile olarak, aynen, biz kocaman bir aileye hizmet ediyoruz aslında. Aynen, o da bizim asıl ticari sloganlarımızın arasında yer alan önemli bir sloganımız. Biz diyoruz ki ticaret bizim için bir amaç olmadı hiçbir zaman. Biz ticareti araç olarak kullandık, kullanacağız. Amacımız halka hizmettir. Çünkü halka hizmet, hakka hizmettir. Biz bu zihniyetle, biz bu düşünceyle bu yola girdik ve inşallah kalitemizin üstüne kaliteleri katlayarak, arttırarak da devam edip İnşallah. Gideceğiz. Peki Abdülsamet Bey, uzun yıllardır sektörde artık marka haline gelmiş bir kuruluş olarak tabii ki de sektörümüz şu anda şüphesiz lider firmaların konumundayız. Bundan sonraki süreçte neler planlıyoruz, hedefliyoruz? Yani Karadeniz Zigani'yi sadece biz Aydın bölgesinde mi tadabileceğiz? Yoksa İstanbul, İzmir, Ankara'daki değerli izleyicilerimiz de bu lezzetin tadına varamayacaklar mı? Valla tabii ki dedim ya, ticarette hedefler çok önemli. Biz hep hedeflerimizin çıtasını yüksek tutmaya çalıştık. Hedeflerimizin arasında şubelerimizi çoğaltmak vardır. Şu sıkıntılı süreç içerisinde biraz onu beklemeye almışız. Nasip, yani zaman her şeyin ilacıdır. İnşallah. İlerleyen efendim. Zamanda her şey olabilir. Bizler de inşallah her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki bundan sonraki süreçte de inşallah sizleri dediğiniz gibi şubelerinizle beraber aynı kalitede, kalitemizden ödün vermeden tüm Türkiye'de görmeyi planlıyoruz, istiyoruz diyelim. Teşekkür ederim. Peki, inşallah olur. Son olarak burada aslında Zigana, Karadeniz Zigana Ekmek Fabrikası ile alakalı olarak söyleyebileceğimiz çok fazla şey var ama bu lezzet ne cümlelerle ifade edebilir ne de anlatılabilir. İzleyicilerimizi buraya düştükleri zaman bir somun ekmeği tattıkları zaman aslında ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaklardır. Aynen, aynen. Müşterilerimiz de zaten bunun bilincindeler. Zaman olur, ekmek kalmaz akşamüstü ve o gün başka yerde ekmek almaz, buraya da gelir sorar, bizde de kalmadıysa ben bugün aç kaldım diyor, yarına kalacağım diyor. Değil mi? Başka ekmeği almıyorlar. Evet. Peki, buradan son olarak tüm Türkiye'de bizleri izleyen değerli izleyicilerimize son olarak neler aktarmak istersiniz Abdülsamet? Valla son olarak tüm izleyicilerimiz için benim tek aktarabileceğim iş şudur, söz bu olacaktır. Diyorum ki ülke bir bütündür, gelin Allah için hep birlikte kenetleşelim, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Türkiye güzeldir, Türkiye Türkiye olarak kalsın, hep birlikte yaşasın Türkiye diyelim diyorum, saygılarımı sunuyorum. İnşallah diyoruz bizler de. Tekrardan bizleri misafir ettiğiniz, var ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Karadeniz Zigana Ekmek Fabrikası'na ticari hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tümümüz ile devam edecek. Tabii ki sektörün lider firmalarından biri olan Karadeniz Zigana Ekmek Fabrikası'ndan, Aydın'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.